Yani sen zengin birinin yanında şoförlük yapıyorsun öyle mi? Sadece bu arabayı mı kullanıyorsun, başka arabaları var mı? Kaç senedir şoförlük yapıyorsun sen? Patronun nasıl bir çocukları var mı? Varsa kaç yaşındalar? Yoksa niye yok, çocukları olmuyor mu? Kızım bir nefes al ya, sen sorarken ben yoruldum. Ay, affedersin, biraz heyecanlandım da. Vay be, demek sen benim abimsin ha? Hala inanamıyor. Vallahi bana sorsam bence de garip de. Ne bileyim böyle Ekrem Bey'in yeğenleri hep beni böyle abileri gibi severler, abi derler ama... insanın böyle kendi kardeşi olunca bir garip oluyor. Zülfikar abi. Efendim? Yok, ben denemek için şey yaptım, sorarken nasıl duruyor diye. Ha. Kader, kim lan o çocuk? Ne çocuğu Zülfikar abi, nereden çıktı şimdi? Korkma, ben de şaka yaptım, deniyorum. Ay Zülfikar abi, sen ölmeye mi? Hep böyle güldürükçü müsündür? Ya böyle tophaneli ağır kimliğimin yanında aslında böyle şakacı bir yanım da var. Yani yerinde zamanında yapınca. Kim bu dallamalar? Ay Zülfikar abi yapma ama, öleceğim gülmekten artık. Bir şey yapmıyorum ya, kim bunlar diye soruyorum. Ay Zülfikar abi vallahi karnım ağrı gibi, kes artık komiklik yapmayı. Ya komiklik falan yapmıyorum Kader, kim bunlar, niye sana bakıyorlar? Kim? Ha onlar mı? Bakma sen onlara. Ya onlara ben bakmıyorum zaten, onlar sana bakıyor. Şşş! Delikanlı, kafanızı çevirin öbür tarafa, yoksa ben çeviririm böyle düz giderken de arkanızı görürsünüz ha. Zülfikar abi ayıp ama, bizim köyün çocukları onlar. Ben biliyorum onların ne çocuğu olduğunu da, şimdi terbiyemi bozmayacağım. Sahipsiz mi sandınız lan benim kardeşimi? Özür dileriz abi. Barbut ve poker masaları da olmalı. Ayrıca Rus ruleti de oynanmalı. Ütopya'da kumar oynamayan hiç kimse kalmamalı. Ütopya, Las Vegas'ı bile geride bırakacak bir kumar cenneti olmalı. Emredersin Hades. Hades değil. Yüce Hades diyeceksin. Pardon. Yüce Hades. Aferin. Ha, bir de kumarda kaybedenler için seksi kızlar ve yakışıklı erkekler olmalı. Kumarda kaybedenler aşkta kazanmalı. Görüyorsunuz değil mi değerli Ütopyalılar? Artık Ütopya'nın her şeyi düşünen bir lideri var. Hadi bakalım Keltoş, şansını dene. Sen de kız. Geri zekalı bir attı ya. hani seksi kızlar, yakışıklı erkekler nerede? Haydi Keltoş, haydi sen de kız. Ütopyalılar, artık kumarda kaybetmekten sakın korkmayın. Çünkü kumarda kaybetseniz bile aşkta kazanacaksınız. Çok güzel oldu be. Bak şimdi bak nasıl vuracağım ha. Keltoş, Keltoş. Tabii abi. Keltoş. 12'den. Bir tane daha. Kader. Abi. Nasıl biriydi? Kim nasıl biriydi abi? Ya o işte. O kim Zülfikar abi, hiçbir şey anlamadım ki. Ya babam be kızım. Sen babamı hiç... Görmedim. Resmini falan? Yok, resmini de görmedim. Zaten bizi bırakıp gittiğinde ben 2 yaşındaymışım. Annem de beni büyütürken hep öldü diye anlattı. Ben sonradan tesadüfen öğrendim yaşadığını. Ya, merak da ediyordum ama kızgındım. Ya da ne bileyim, ya merak falan etmiyorum ya. Bu saatten sonra öğrensem ne olur? Zülfikar abi. Babama çok benziyorsun biliyor musun? Bırak benzemeyeyim ya, ne benzeyeceğim? Benziyor muyum hakikaten? He. Aslında böyle bıyıkları biraz şey yapsak, aynı. Neyse tamam, hadi yolcu yolunda gerek. Hemen mi gidiyorsun? Bir daha gelirsin herhalde. O ne demek ya? Bir daha gelmez misin beni görmeye? Gelmem, çünkü sen de benimle geliyorsun. İstanbul'a mı gidiyoruz? Ben nerede kalacağım, senin yanında mı? Yok. Ya
Şimdi biz annemle çalıştığımız villada kalıyoruz da ben şimdi seni sormadan etmeden pat diye oraya götürüp sokamam. Doğru. Ya hem annem de biraz arıza çıkarabilir. Sonuçta sen onun kocasının başka bir kadından olan çocuğusun. Haklısın. Ya kabullenmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Ben o zamana kadar sana kalacak bir yer ayarlarım. Olur. Yalnız benim eşyaları toplamam lazım. Biraz zaman alır. Bak ne yapalım biliyor musun? Sen bugün eşyalarını topla. Ben seni yarın gelir alırım. Tamam Zülfikar abi. Tamam hadi ben gittim o zaman. Zülfikar abi. Resim sende kalabilir. Kardeşim be. Ay abim, aslan abim benim. İş ben böyle sıkarım, alış ha. Tamam. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.